Sevgili izleyiciler, bugün Gençler Birliği ikinci antrenmanına çıkıyor. Biz de Metin Diyadin'le birlikte sezonun artık başıyla birlikte sizlere değerlendirmede bulunacağız. Öncelikle tabii ki hocam hayırlı olsun. Gerçekten çok zor bir dönemde Gençler Birliği hem teknik anlamda hem de yönetim anlamında zor bir dönemde aldınız desek yeridir. Öncelikle sizlere hayırlı, uğurlu, sağlıklı ve sakatlıksız bir sezon diliyoruz Class Sport TV ailesi olarak. Teşekkür ederim. Zaten kolay dönemler olsa biz olmuyoruz zaten. Doğru. Önemli değil burası. Hocam en çok merak ettiğim durum aslında şu. Sonuçta evet bu kulübün altyapısındaydınız. Hatta gençlerimde en çok formayı giyen futbolculuk dönemindeki oyuncuydunuz. Tabii ki bunlar çok güzel şeyler ama kulüp de zor dönemde. Sizi ilk aradıklarında ne hissettiniz kulüp sizi çağırdığında? Ya tabii biz yani çalışmadığımız dönemlerde de kulüple ilgili düşüncelerimiz zaten en yakın arkadaşlarımız herkes bilir zaten. Hani bunu çok fazla ifade etmeye gereği de duymuyorum. Çok kısa özet geçeyim. Biz çalışsak da kulüpte, görev alsak da almasak da her zaman içinde ne olur, ne biter, nasıl gidiyor, nedir zaten biliyoruz da. Onun için tabii ki yeni bir dönem, uzun yılların ardından yeni bir dönem yönetimsel olarak da. Diğer anlamda da ligden düşen takımların genelde içinde bulunduğu durum gibi bir durum oluyor. Biraz borç bölümü oluyor. Evet. Çünkü gelirler hem azalıyor hem de önceden gelen olduğu zaman ekonomik olarak da sıkıntılı oluyor kulüpler. Özellikle ligden düşenler. Teknik tarafından da kadrolarda bir boşalma oluyor. Boşaltmayanlar ya da kadrosunu koruyanlar Ankara Gücü gibi örneğin. Tabii ki daha avantajlı en azından. Direkt hedef koyanlar için avantajlı oluyor ama hocam, biz... Tabii ki aynı zamanda bir de şöyle bir durum söz konusu. Süper Lig'de oynayacağınız yabancı kontenjanıyla birincilikte oynayacağınız kontenjan da farklı. Takımda mutlaka sizin de kafanızda belirli planlar vardır, oturtmuşsunuzdur. Tabii ki takımda sözleşmesi biten ama bu kulübe aidiyet duygusu yüksek oyuncular da var. Sözleşmesi onların da devam edecek mi? Aslında kafanızdaki yapılanma nasıl? Bunu daha çok merak ediyorum. Evet, ilk antrenmana çıktınız. Bugün ikinci antrenmana mı? Evet, yani söylediğim gibi yani ligden düştükten sonra burada zaten birçok oyuncunun, yabancı oyuncunun ya da yerli oyuncunun mukavelesi bitmiş yani. Evet. Yani sanki düşüşü belli gibi bir boşalma olmuş oyuncu bazında. Yabancılardan da iki tane sözleşme şu an devam ediyor. Evet. 2-3 tane oyuncunun. Yerli oyuncular da bizim çocuklar dediğimiz altyapımızdan çocuklarımız var. Ciddi anlamda bir kadro yapılanması gerekiyor Gençler Birliği'ne ki lig sezon açılışı yaptığımız halde şu ana kadar o anlamda oyuncu katma yönünde çok başarılı olduğumuz söylenemez şu anlamda ama tabii kulübün içinde bulunduğu durum da var. Dengeli gitmek durumunda. Çok sayısal çok fazla oyuncu gerekse de bunu ekonomik kullanmamız gerekecek ki ekonomik de kullanırken çok doğru oyuncu tespit etmemiz gerekir. Yani bunlar çok kolay işler değil böyle. Hele de hazırlık yoksa çok fazla. Bunlar tabii sürecin içinde zaman zaman sıkıntı gibi görünebiliyor tabii ki. Şu andaki tabloda dışarıdan bakıldığı zaman bir gençle bir taraftarı seveni olarak baktıkları zaman da işimiz zor, çok duyuyoruz zaten ama... Hocam kesinlikle zor ama lafınızı böldüm, kusura bakmayın. Evet. Şimdi Gençler Birliği Kulübü'nde şöyle bir durum söz konusu. Önceden taraftarların yönetime tepkisi vardı. Şimdi yönetim gerçekten yine Gençler Birliği'nin içinden gelen kişiler. Futbolculuk grubuna bakıyorsunuz. Artık altyapıdaki oyunculara sizlerin de zaten değer verdiğini biliyoruz. Siz de zaten Gençler Birliği Kulübü'nün altyapısına sahip bir oyuncu profiliydiniz. Şimdi teknik adam olarak göreve geldiniz. Ve dün açıklanan transfere hemen değinmek istiyorum. Ramazan transferi. O da Gençler Birliği Kulübü'nün altyapısındaydı. Hatta bir dönem yanlış hatırlamıyorsam siz kulüpteyken 2013 senesinde evet, çalıştınız diye biliyorum. Şöyle tabii şunu herkes emin olsun. Ramazan ben biliyorum yani ligden de çünkü yerli kaleci her takım arıyor. Öyle. Yani yabancı kontenjanın öne başka yerlere kullanmak için hemen hemen takımların birçoğu yerli kaleci arıyor. Ramazan'a da bu anlamda hem ligden hem birincilikten iyi rakamlara iyi teklifler de vardı zaten. Biz de hem yerliden yana kullanmak
son dakika bir gelişme oldu orada. Yoksa yabancı bir kaleciyle anlaşma durumumuz vardı. Son dakika böyle bir gelişme oldu. Hem de bu süreç içinde buradan yetişmiş yani takıma hem sportif anlamda katkı yapacak hem de genç çocukları da toparlayabilecek onları bir karakter olduğunu düşündük hep beraber. Doğru da bir karar verdiğimizi düşünüyoruz. Ama tabii devamı gelmesi lazım bundan. Çünkü bizim genç çocuklarımızın da hem performansının artması hem moral hem teknik anlamda aşama kaydetmeleri için de iyi bir takımın içinde genç oyuncunun da performansı yukarı gider. Biz bunları Gençler Birliği'nde biz de gençlik oynadığımız dönemlerde yaşadık onları. Hocam peki şimdi tabii ki takıma abilik yapacak insanlardan birisini Ramazan olarak belirlediğinizi ben algılıyorum. Ama daha da transferler gelecek mutlaka. Sizin kafanızdaki transferler nasıl? Hangi bölgelere ve kaç oyuncu düşünüyorsunuz şu anda? Yönetimle kontağınız ilk olarak bu durumla ilgili neler oldu? Ya bizim tabii şöyle işin ekonomik tarafını da düşünerek geçen yıldan A takımda süre bulmuş 3-5 maçta olsa ya da oynamış oyuncular da olsa bunların sayısı çok fazla değil yani. Bizim minimum nokta 9-10 transfer yapmamız gerekiyor minimum diye. Diğer türlü kendi oyuncularımızı kullanacağız bu yıl. Altyapıdan yetişenleri onlara fırsat verme, onları kazandırma, onlara bir ekonomikte bir değer kazandırma anlamında her türlü kullanmaya çalışacağız. Ama söylediğim gibi önce bizim yapmamız gereken ki o doğrultuda çalışıyoruz. Bir defa bir kadro oluşturmamız gerekiyor. Örneğin işte kanat oyuncusu sıkıntımız ciddi anlamda var. Orta sahada da var. Yani bunlar bariz. Mesela defansif bölgede genç çocuklarımız oynamış, az süre almış var ama bazı bölgeler tamamen boş. Muhakkak tamamlamamız lazım. Bunu da ne kadar erken yapabilirsek o kadar iyi. Çünkü yaklaşık 40 gün sonra da lig başlıyor yani. Ama oyuncu katmakta özellikle yerli oyuncu bu yabancı kuralından sonra yasa değerleri arttı açıkçası değil mi? Bile bırakmak istemiyor hiçbir takım Süper Lig'de de. Burada biraz zorlanıyoruz. Genç oyuncu almaysa zaten bizim altyapımız var. Başka takımlar buna çok ihtiyacı ama bizim zaten var. Onların önünü kapatmak istemiyorum. Özellikle şu aşamada. Ama söylediğim gibi yani birçok oyuncu da katmamız gerekiyor. O yönde de çalışıyoruz. Daha önceki yapılan hataları yapmak istemiyoruz. Yani futbol tabii hepsi var. Transfer yaparsınız. Yüzde olarak bazıları verim verir, bazıları vermez. Biz o ekonomi hem de verim alabileceğimiz oyuncuları katmamız gerekiyor. Orada da çok dikkatli olmak durumundayız. Yani bu yönde de çalışıyoruz. Hocam peki şimdi hep takıma gelecekleri konuşuyoruz ama takımda Arda'nın durumunu da sormak istiyorum. Çünkü sürekli olarak devre arasından beri Arda ile ilgili ligimizden de Avrupa'dan da kulüplerin isteği olduğu söyleniyor ve değişik rakamlar da konuşuluyor. Taraftara sanki siz daha çok açıklık getirseniz bu konuyla ilgili daha uygun olacaktır gibi düşünüyorum. Yok, Arda'nın durumu işte, nedir? Yani benim kuşak diyelim beni iyi tanır yani net konuşmayı severim. Taraftarın da bu yönde bilgi edinmesi en doğal hakkı. Ben onları sağlıklı bilgilendirebilirim. Arda tabii her dönem Gençler Birliği'nde olduğu gibi altyapıdan yetiştirmiş, altyapının yetiştirdiği ve geçen yıl da bir çıkış yakalamış genç bir kardeşimiz, bizim evladımız yaşında zaten. Gençler Birliği'nde şöyle olur zaten transferler. Yani hem kulübüyle hem kendiyle böyle derler ya bir barışık bir durumda bir transfer olur. Ne çocuğun beklentisini burada böyle düşünmek lazım. En azından ben böyle düşünüyorum. Çocuğun burada kalma yönünde bir şey varsa kimsenin başka tasarrufu olmaz zaten. Şu ana kadar bu konuda bir şey görüşmüş değilim zaten. Başka gitmek istediğinde de kulüp zaten ekonomik olarak da değerlendirir. Bunlar kalsalar da gitseler de kulübe kendileri de öyle düşünüyordur zaten. Kulüple barışık bir şekilde olur.
Bu yönde de ciddi bir şeyler olursa zaten yönetimden de sorulur, beraber konuşulur eğer olursa tabii. Hocam, şu an için net bir şey yok ama. Hocam peki Arda dışında başkasına teklif geldi mi? Sizin bilginiz var mı? Sizin bilginiz eşinde farklı takımlara transfer olacak oyuncular var. Bu yabancı kuralından sonra bilgi olarak ama yani biliyorum net bilmiyorum tabii. Bu yabancı kuralından sonra mesela bizim duyduğum ama yani resmiyeti yok. Başka 2-3 oyuncumuza da Süper Lig takımları hep böyle genç oyuncuları çok katmak istiyorlar. O doğrultuda da duyuyorum. Ama çok net bir şey olduğunu bilmiyorum. Birazcık da İstanbul takımları olarak mı düşünmeliyiz yoksa Anadolu takımları? Yok, Anadolu'dan da var. Yani ben yok bildiğim için futbol ortamını da bu yabancı kuralından sonra Anadolu takımları da belli bir rakamlar verip İşte ikincilikten, üçüncülikten de oyuncu katma çabasındalar çok. O yönde özellikle genç oyuncuları tercih doğal olarak ediyorlar, katmak istiyorlar uzun vadeli. Ama şu bilim, yani şu çok önemli bir ayrım bence genç oyuncular için. Genç oyunculara talip olmak demek onların olduğu anlamına gelmez. Onların geleceğine yatırım yapmaktır bu yani. Yok yani onu da oyuncu iyi ayırt etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani biz genç oyuncularla diyalogda da süreç içinde bunları değerlendiririz. Yani bir teklif gelmek güzel bir şeydir. Zamanında yaşadık bunları. Güzel bir şeydir ama bunu oldun diye bu teklif gelmiyor. Olacaksın diye geliyor. Onun için onlar da bu gelişimine devam etmek durumundalar. Burada ya da başka yerde. Hocam peki yabancı kuralı gerçekten tüm sezon boyunca ligimizde bu kural sürekli olarak değişiyor. İstikrar konusunda da sıkıntı yaşıyoruz bu kuralla ilgili. Gerçekten sizin de yorumunuzu merak ediyorum. Yabancı kuralı ile ilgili siz neler düşünüyorsunuz? Ülke futbolu açısından da aynı zamanda bunu yorumlarsak birazcık daha. Ya şimdi çok geniş bir konu emin ol. Çok yani çok derin girdi mi çok uzun sürebilir. Ya bu işin en başındaki bana göre yanlışı kulüplerin gelir gider dengesindeki kendilerine tanınan opsiyon. Yani örneğin birincilikteki bir kulübün, örneğin bizim diğer takımlarında 20 milyon gibi bir geliri var bu ligde zaten. Şimdi buna göre herkes takım yapsa adaletli bir dağılım olur yani ama Türkiye'de buna uyulmadığı için kulüpler bu borç durumunda denetlenmedikleri için bu da kulüplerin bugün ekonomik darboğazda olduğunu zaten apaçık ortada. Yabancı kuralın devamlı değişmesi de bir dönem paraların yabancı oyunculara gitmesi gibi oluyor. Bir dönemde de tersinden de şu anda olduğu gibi de yerli oyuncuların bonservis ya da rakamların yukarı çıkması gibi oluyor. Her türlü bir dengesizlik gibi bir şey oluyor. Örneğin bizim ligde bir oyuncuya talip oluyorsunuz emin olun. Geçen yıl Süper Lig'de bir oyuncunun kazandığı rakamlar isteniyor gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu işin söylediğin gibi tek çaresi kulüplerin denetlenmesi, gelir gider tablosuna göre federasyonun herkese eşit yaklaşması, artı altyapıdan çıkacak oyuncular gibi. Yoksa bir dönem şampiyonluğu oynarsınız, bu lig için söylüyorum. Çok ciddi yatırımlar yaparsınız ama olmadığınız zaman kulübü büyük bir çıkmaza sokabilirsiniz. Yani ki birçok örneği vardır. Eskişehir Spor gibi, işte Sakarya Spor gibi, böyle birçok Mersin İdman Yurdu kapandı. Örnekleri var. Yani çok derin konu. Uzun sürebilir. Onun için federasyonun aldığı kararda hepimiz de Türk futbolunda olduğu gibi istikrarsız bir karar olduğunu düşünüyorum.